alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kovulmuş ve kırlanmış şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız. Salat ve selam onun peygamberlerine hasaten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Ehl-i Beyt'inin ve burada hazır bulunan cemaatin üzerine olsun. Malumunuz olduğu üzere düşüncede yerellik diye bir başlıkla ders işleyeceğiz inşallah. Çok farklı başlıklarla uygun başlıklar bulmak mümkün aslında. Öyle son anda o başlığı uygun gördük ama esasını teşkil eden şey düşünce üretiminde, düşünürken fikir üretiminde yerel kaynakları kendimizi dikkate alarak bir fikir üretiminde, bir düşünce üretiminde bulunabilmek. Bu sunum böyle bir konuyla ilgili, tek bir sunumda herhangi bir şey toparlayabilmek gerçekten zor. O yüzden bu sunum ve benzeri sunumlar böyle bir şeye nokta koymak için değil, ancak bir kapı aralamak için yapılabilir. Bizim de iddiamız bu akşam için böyle bir konuda nihai bir noktayı koymaktan ziyade bir kapı açmak, bir ön söz sunmaktır. Olabildiğince geniş, olabildiğince dallanıp budaklanabilen bir konudur. İnşallah hep birlikte interaktif bir şekilde ders işleriz. Yoksa benim burada tek başına şey yapmam biraz zor olur. Ben bir kısa bir anekdotla başlayayım isterseniz. İlk çağ Yunan filozoflarından Tales bildiğiniz üzere aynı zamanda bir gök bilimcidirdi. Gök bilimci olduğu için günlük yaşantısında gezerken de sürekli gökyüzüne bakarmış. Gökyüzüne baktığı için bir gün önündeki çukuru görmediği için çukura düşmüş. Orada bulunan yaşlı bir kadın da şöyle der. Gökyüzüne bakacağına önüne baksaydın çukura düşmezdin. Sonunda yine bu anekdotla tamamlayacağız inşallah. Şöyle şey yapalım isterseniz, bir kültür kavramıyla başlamak istiyorum ben. Kültürün diğer bütün dillerdeki ifade biçimleri ayrı olsa da anlamları aynıdır. Latince'de ve İngilizce'de tarlayı ekip biçmek anlamları. Türkçe'de son zamanlarda kültür şey olsa da öncesinde aslında harz kullanılırdı, tarla sürmek anlamında. Kürtçe'ye ise hepinizin bildiği üzere çandıdır ya da çandi deriz. Yani bütün bu kültür tanımlarının ortak noktası insanoğlunun göçebelikten sonra yerleşik bir hayata geçmiş olmasıdır. Yani en bildiğimiz ya da kavram olarak Uygurlar örnek verilir. Göçebe olan bir toplum olan diğer Türk kavimlerine nazaran Uygurlar yerleşik hayata geçtiği için kültür yerine uygarlık da Uygurlardan affen kullanılır. Durmanın ya da yerleşik hayatta olmanın düşünce üretimindeki etkisi nedir peki? Şöyle bir şey, yani durmak ve düşünmek arasında çok sıkı bir bağ vardır. Gerçekten şöyle bir düşündüğümüz zaman arabada arabayla yolculuk ederken baktığımız nesneler ancak o anın yakalayabildiği görüntülerdir. Ama durup baktığımızda göreceğimiz şeyin çok daha fazla olacağını söylemek mümkün. Bunu diğer hayatımızı kuşatan diğer bütün alanlar için söylemek mümkündür. Gelip geçici bir şekilde baktığımız olaylara dair yapacağımız yorumlar ve gözlemler ile durduğumuzda, baktığımızda, durmak derken burada olduğumuz yeri kastediyoruz. Kesinlikle herhangi bir yerde durmayı değil, kendimizin ait olduğu bir yere, bir coğrafyaya kendimizi nispet ederek söylüyoruz bunu. Mesela İngilizce'de ve Almanca'da durmak ve anlamak birbiriyle çok yakın anlamlarda kullanılan iki kelimedir. Peki bizim dilimizde, yani daha çok Türkçe için söylersek, Türkçe'de vakıfe kökünden, vakıf ya da Arapça söyleyelim, vakıf durdurulmuş, kondurulmuş şeydir. Herhangi bir hayır için eğer şu anki anlamıyla kullanırsak, kullanılmaya hazır bir şekilde bırakılmış bir şeydir. Anlamak ise biraz daha vakıf kelimesini uzatarak söylediğimiz vakıf olmak. Bakın durmak ve bilgi düzeyinde sahip olmamız gereken şey aynı anlama geliyor. Daha önce mesela bir Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanında denk gelmiştim. Hayatın sürekli akıcılığı içerisinde
bir türlü bir şey üretemeyen genç şöyle diyordu romanın en şey yerlerinden birinde. Ah bir durabilsem, durabilsem cevabını bulabileceğim der. Ya da işte Ferruh Firuzad'ın bir şiirinde hiç kimsenin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye der. Durmak bu anlamda gerçekten bir yerde durmak, kendimize ait olduğumuz yerde durduğumuz zaman kendimize ait bir şeyler üretebilir, çözümler geliştirebiliriz. Şöyle şey yapalım, yani bu konuya bu konuyu belirlememizin sebeplerinden birisi şu ana kadar Türkiye'de İslami düşüncenin Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber bir sekteye uğratılmış olması, bugünlerde popüler olduğu üzere bir Osmanlıcanın ya da Latin alfabesine geçmiş olması vesaire birçok neden sayılabilir. Ondan sonra 80'lerden 70'lerde başlayan, hatta belki de 60'larda başlayan tercüme hareketlerle birlikte Mısır, Pakistan gibi İslam coğrafyalarındaki düşünürlerin, alimlerin eserlerinin tercümesiyle bu ülkede yaşayan insanların bir şekilde bir bilgi açığı kapatılmaya çalışılmıştır. Biz bunlarla Türkiye'deki İslami camialar uzunca bir süre beslendik, eğitimler, tedrisler yapıldı. İlerleyen zamanlarda bu tercüme eserlerin buranın sorunlarına yetmediği görüldü. Yani başta değindiğim gibi Thales'in o örneğinde olduğu gibi biz bu coğrafyada neşet etmemiş olan fikir üretimleriyle ancak makro planda sosyolojik değerlendirmeler yapabilirdik. Çok büyük ölçekli sorunları görebilirdik. Ama biz burada Türkiye'de, Türkiye içerisinde Van'da, Van içerisinde Karşıyaka mahallesinde oturan birisi olarak Mısırlı bir alimin, Pakistanlı bir düşünürün, Suriyeli bir düşünürün bir kitabından buradaki bir soruna bir çözüm bulmamız imkansızdı. O yüzden o eserlerle çok uzağa bakıp bir şeyler görebiliyorduk. Ama önümüze bakmadığımız için, kısa vadede mekansal olarak önümüze bakmadığımız için sürekli çukurlara düşüyorduk. Bugün dikkat çekmek istediğimiz esas şey budur. Mesela karşılaştığımız problemler uluslararası problemler boyutunu aşıp ülke içerisine ve bölge içerisine döndüğünde biz esas olarak ne kadar donuk olduğumuzu gördük. Herhangi bir fikir üretmeden bize hazır olarak sunulmuş olan fikirleri ya da düşüncelerle bir yere kadar kendimizi geliştirebildik, bir tez üretebildik. Ama mikro anlamda kendi şehrimize, bölgemize, ülkemize döndüğümüzde bu çözümlerin şu an için bize yetecek çözümler olmadığını gördüğümüzde birbirimize düştük. Bunun esas nedeni olarak benim kanaatim sürekli dışarıdan beslenmiş olmak, kendimizden, buradan beslenmeyen fikir akımlarının, bunları yargılamak anlamında demiyorum kesinlikle, buradan beslenmediği için buraya bir çözüm bulamamış olmamızdandır. Bu anlamda yani şöyle bu salonda hepimiz az önce söylediğim gibi Mısırlı, Pakistanlı, Suriyeli, Iraklı, İranlı onlarca yazar ve düşünürün, alimin, Allah hepsinden razı olsun eserlerinden beslendik ve faydalandık. Ama bir yerde bir tıkanıklıkla karşılaştık ve bunu aşmak için bunu bizim kendi çabalarımızla, kendi üretimimizle ancak aşabileceğimizi gördük. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse Ali Şeriat'ı makro planda insan, kültür, emperyalizm gibi konularda birçok şey söyler ve doğru söyler. Ama Ali Şeriat'ı Van'daki bizim karşılaşabileceğimiz sorunlarla ilgili bir şey üretmez arkadaşlar. Üretir diyenler vardır, yani üretmiştir, makro anlamda dediğim gibi üretir. Ama şu anda burada oturduğumuz salonda karşılaşacağımız sorunlar Ali Şeriat'ın ya da Seyyid Kutub'un ya da Hasan el-Benna'nın, Fazlur Rahman'ın, Allah hepsinden razı olsun, bu kesinlikle onları yargılamak ve mahkum etmek anlamında değildir. Yani benim nazarımda en azından düşündüğüm şey budur. Sürekli dışarıdan ve tercüme hareketlerle beslendiğimiz için kendi bulunduğumuz yerin fikir üretiminden kısır olduğundan, donuk olduğundan, üretilemediğinden yaşadığımız problemler. Yani ben şöyle bir Van'da da çıkmakta olan bir dergimiz var. Geçen yıl Ali Şeriat'ı özel sayısı hazırlandı. Ben de o arkadaşlara şeyi söylemiştim.
Ali Şeriatı sayısı hazırlıyoruz ama yani Van'da tedris eğitiminin büyük bölümünü yapmış, burada yaşamış, buradaki insanların içerisinden çıkmış olan bir Sayın Nursi özel sayısı yapmıyoruz. Yani karşılaştırma bir şey de getirir aslında, kategorik bir aşağılamayı da getirir ama bu anlamda değil. Yani biz Van'daki insanlar olarak, Türkiye'li Müslümanlar, Kürdistan'da Müslümanlar olarak bir Ali Şeriati, bir Hasan Albena sempozyumu düzenledik. Özel sayılar düzen yaptık dergilerde ama çalışmalar yapıyoruz. Bir Şeyh Said'i, bir Said Nursi'yi ya da Babanzade'yi vesaire hiç gündemimize almadık. Aslında bu toplumun içerisinde yetişmiş olan bu insanlar bu toplumun sorunlarını en iyi şekilde gözlemleyip çözümler üretebilmiş kişilerdir. Bu anlamda mesela ilahi mesajın anlaşılmasında da dersten önce de biraz arkadaşlarla konuştuk. İlahi mesaj bize bu anlamda aslında örnekler veriyor. Birçok anlamda mesela vahyin ilk indiği toplumda, Mekke'deki Arap toplumunda, o toplumun coğrafi ve kültürel şartlarına uygun. Tabi bu tarihselcilik tartışması biraz derin bir tartışmadır. Batı'da neşet eden bir düşünce akımı olduğu şekliyle sadece bir tarihi olayın vuku bulduğu tarihi zaman ve mekan içerisinde anlaşılmasını öngörür. İlahi mesajın evrenselliği bağlamında bunu bu şekilde yorumlamak imkansızdır ve haddimiz değildir. Ama vahyin indiği toplumun ilk muhatap olarak dikkate aldığını da yadırgamamalıyız. Bu evrensel mesaja, ilahi mesaja bir halel getirmez. Bunu yapmaktan Allah'a sığınırız. Cennet ve cehennem ile ilgili ayetler mesela, sadece bu başlığı bile ele alırsak, suyun olmadığı çöl toplumuna inecek olan cennet ayetlerinin altından ırmaklar akan yeşillikler içerisinde bir cennet tasvirinin olması kadar normal bir şey yoktur. Ya da çok sıcak bir iklimin yaşandığı bir topluma cehennem tasvirinin ateş tasvirleriyle yer alması. Bunun gibi hani bu tasvirlerin o toplumun o günkü şartlarını dikkate aldığını söylersek zannederim haddi aşmış olmayız. Bunun gibi yani biz bugün toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik kendi toplumumuza yönelik fikirler üretirken, değerler üretirken, buna çözümler bulmaya çalışırken hareket noktamız kendi toplumumuz değil, evrensel bir yani o da nasıl bir şeyse o kriterleri baz alıp bir şeyler üretmeye çalıştığımızda elimizde koskocaman bir hiçle kalıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse mesela Ebu'l-Kelam Azad, Gandhi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nı da yapmış adamdır. Bizlerde eğitim programımız içerisinde bir dünya vatandaşı, dünya vatandaşına ulaşacak bir program yapmak istiyoruz. Ama biz hiçbir zaman programımızda işte siz hepiniz dünya vatandaşısınız demiyoruz der. Biz önce siz hepiniz falanca köydensiniz deriz. Sonra falanca ilçedensiniz. Sonra ilden, sonra bölgeden, sonra ülkedensiniz. En nihayet sizler bir dünyanın yurttaşlarısınız, vatandaşısınız der. Yani buradan da göreceğimiz gibi biz hiç mikro anlamda bulunduğumuz yeri dikkate almaksızın oranın coğrafi, kültürel, fikir üretimlerini görmeksizin doğrudan bunların hepsini atlayarak bir evrensel tartışmasına giriştik ve bunun şu an için yani toplumumuzda hepiniz de gözlemlemektesiniz ahlaki, kültürel vesaire problemleri. Bunlara şu ana kadar hep tercüme eserler ve buradan neşet etme fikirlerden bir çözüm bulmaya çalıştığımız için bir kısır döngüyle karşılaştık. Ya bunlarla birlikte mesela bu bölgenin Kürdistan coğrafyasının da bir dezavantajlarından birisi tercüme eserler dediğimiz ülke dışından yapılan çevirilerle birlikte bir de İslamcılık düşüncesi dediğimiz tamamen sağcılık ideolojisinden beslenmiş ve belki de mecburiyetten belki zamanın şartlarından ötürü beslenmiş bir İslamcılık düşüncesinin Türkiye'nin ülkenin batısında İstanbul'da ve Ankara'da şekillenmiş bir İslamcılık düşüncesinin yine hala bugün bu bölgenin sorunlarına cevap olacağını düşünme hatası. Yani şöyle bir düşünce, yani tercüme eserlerle ilgili bir fikir geliştirdik. Dedik ki yani bunlar
okunabilir, okunmalıdır ve değerlendirilmelidir. Ancak bizim karşılaştığımız sorunlara gerçek anlamda bir çözüm bulması gerçekten zordur. Yurt içine döndüğümüzde bu sefer yani ülke değil Türkiye'yi baz aldık, alındığı için Kürdistan coğrafyasının kendi nevi şahsına mahsus sorunlarını yine İstanbul'dan bakarak, Ankara'dan ve İzmir'den bakarak okumaya çalıştık. Bu da o hatanın bir devamı olarak yine kendisini devam ettiriyor. Biz yine Van'dan, Ahmed-i Hani'den ya da Fakih-i Tehran'dan beslenmemiş bir düşünce ufkuyla buradaki sorunlara bir çözüm bulabileceğimizi düşündük. Şöyle bir şey söylemek zannederim çok fazla şey olmaz. Buraya ait olan bizler, bu kültürden, bu kültürde yetişmiş ya da yetişmekte olan, burada bir kültürü idame ve ikame etmeye çalışan bizler, yanı başımızda akmakta olan işte bir mucus çayından beslenerek susuzluk ihtiyacımızı gidereceğimize, ülkenin ya da dünyanın öbür ucundaki bir nehirden bir suyla beslenerek bunun zahmetleri vesaire hepsi hesaba katıldığında bizi olabildiğince enerjimizi boş bir şekilde harcamamıza ve yaptığımız işten sonuç almadığımız için ümitsizliğe sevk etmekte. Yani benim şeyim bu yönde. Aksiyonda mesela bunlarla birlikte yine bugün birçok yazarın, düşünürün, alimin, filozofun düşüncesini, din yorumunu din olarak algılandığı için yani dinin herhangi bir yorumu bugün dinin yerine geçmiş gibidir. Ya da mezhepler dinin yerine geçmiş gibidir. Biz fikir üretimlerimizde, düşünce dünyamızda kendi üretimlerimizden ziyade bazılarının, birilerinin bize önümüze hazır bir şekilde koyduğu şeyleri kabul ettiğimiz ve üretmediğimiz için bugün birçok sorunla karşılaşmaktayız. Bir örnek vermek gerekirse, yani ben şahsen şeyde çok açık ve net gördüm. Suriye'deki iç savaş başlamazdan önce Türkiye'deki bütün İslami camialar ve cemaatler neredeyse birbirleriyle bir şekilde anlaşabilen, uzlaşabilen çok detay bir noktalar dışında bir konsensüs üzerinde anlaşabilen kurumlardı. Suriye Savaşı ile birlikte yani o Thales'in örneğinde olduğu gibi gözümüzün önündeki çukura baktığımız zaman hepimiz bu sefer kendi durduğumuz yerden baktığımız için birbirini tekfir eden, birbirini yanlışlayan, birbirine karşı onlarca cephe alan bir sürü yapı ve kurum var şu anda. Ve çok keskin bir kırılma yaşandı bu ülkede, bu coğrafyada. İnsanlar Esed'in yanında olmakla, Hizbullah'ın yanında olmakla, işte El-Nusra'nın, IŞİD'in vesaire diğer tarafların yanında olmak arasında birbirlerini çok ağır ifadelerle itham eder hale geldiler. Çünkü biz şu ana kadar hep uzaktaki hülyaların, düşüncelerin, ütopik şeylerin peşinde koştuk. Hiç olduğumuz yerin sorunlarına odaklanmadık. Böyle bir şeyin hep ya görmezden gelerek ya da bize dokunmayacağını düşünerek ama ilk defa bulunduğumuz yerdeki sorunlara projeksiyonlarımızı çevirdiğimizde kendimiz bir fikir, bir cevap bulmaya çalıştığımızda birçok kurumla, birçok kimseyle, kendi içimizde bile birçok insanla fikir ayrılıklarına düştük. Çünkü o makro planda ürettiğimiz ya da üretilen ve bize sunulan çözümlerin bunun için yeterli olmadığını gördük. Sadece Suriye Savaşı için, Suriye Savaşı'ndan 2 yıl önce Hizbullah hareketini ve Hasan Nasrallah'ı sitelerinde ve dergilerinde kahraman olarak ilan eden kurumlar 2 yıl gibi bir süre içerisinde hain, ihanet vesaire bir sürü ifadeyle itham eder hale geldiler. Yine Suriye Savaşı'nın ilk yılıydı sanırım. Kürdistanlı Ramazan El-Buti'nin şehadetinde camideki bir bombalı intihar saldırısıydı sanırım. Yani Türkiye'deki hepimiz Ramazan El-Buti'yi yakından tanıyor ve eserlerinden besleniyorduk. Ama ne hikmetse birden Ramazan El-Buti'nin yani şehit diyenler ile zalimlerin yani bunu söylemekten Allah'a sığınırım belanlığına varan birbirine çok zıt ifadeler kullanıldı. Bunların hepsi yani siz bilmiyorum hani inşallah
dersin sonunda katkılarınızla daha da bir şekillenir konu. Şu ana değin kendi durduğumuz yerle ilgili insanlarımız ve toplumlarımızla, toplumumuzla ilgili, eğitim sistemimizle ilgili, kültürümüzle ilgili bize şu ana değin hazır olarak verilmiş olan ve şu ana kadar da bir şekilde getirmiş olan o bilginin, o fikriyatın, o düşüncenin burada artık yeni bir mecraya girdiğini, yeniden bunun yorumlanması, okunması, değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Açıkçası çok da uzun tutmayacağım. Hani bu anlamda bir sürü farklı örnek verilebilir. Ama burada Kürdistan coğrafyasında bu topluma yönelik sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimizle birlikte kendimizden neşet eden, buradan hareket eden, burayı dikkate alan bir fikir, bir tez geliştirmek zorunluluğumuz var. Bu basit bir şekilde söylenmiş şu ana kadar kayda değer ve geçerliliği olan fikirlerin yabana atılması anlamında bir şey değildir. Bu sadece ve sadece doğrudan burayı muhatap alarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekmektir. Şeyi daha önce de burada işlenmişti, Yavuz Delal'in Ahmedi Hani'yi işlediği bir kitabı vardı. Diyordu ki Yavuz Delal, Ahmedi Hani'nin esas derdi Kürdistan coğrafyasındakilerin, Kürdistanlı Müslümanların kendi dilleri ve kültürleriyle birlikte Allah'a kulluk etmelerinin zorunluluğuna işaret etmektir. Bir kölenin Allah katındaki mesuliyeti, yani doğrudan ifadeler böyleydi. Bir köle olarak Allah'ın karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirmeniz imkansızdır. Özgür olmayı talep etmeniz, dilinizle, kültürünüzle, bulunduğunuz yerle, bu anlamda bu fikir üretimlerinin buradan neşet etmesi, Ahmedi Hanesi, Şeyh Saidi Bediüzzaman'ı, Müküslü Hamza'sı vesaire birçok kişi sayabiliriz. Buradan hareketle bir fikir ya da Kürdistan coğrafyasından neşet eden bir hareketle sorunlarımıza çözüm bulmak zorunluluğumuz var. Sayın Zeki Savaş'ın da bir röportajında söylediği gibi duruşumuzun evrensel mesajımızın duruşumuzun yerel mesajımızın evrensel olmasına dikkat çekiyordu. Ve gerçekten evrensellik iddiası kesinlikle ama kesinlikle yerellikten geçen bir iddiadır. Şöyle ki bizim bir mesajımızın olabilmesi için, biz diye bir şeyin olabilmesi için önce benim olması lazım. Bu ben ancak kendisi olabildiği zaman bir şey iddia edebilir. Biz bu coğrafyada ancak kendimiz olarak, kendi kaynaklarımızdan beslendiğimizde ben olabilir ve benliğimizle birlikte topluma bir şeyler söyleyebiliriz. Sürekli dışarıdan edindiğimiz bilgiler, fikirlerle ben olabilmemiz imkansızdır. Burada hani şuradan bir pasaj bulabilirsem, burada genel olarak Türkiye'deki bir soruna dikkat çekiliyor ama biz bunu Kürdistan coğrafyasına, Kürdistan bölgesine de şey yapabiliriz. Diyor ki mesela, bir İslami düşünüşü yeniden inşa etmenin mümkün olup olmadığını sormamız ve sormakla yetinmeyip imkanlarını da araştırmamız gerekmektedir. Kendi düşünce geleneğine sahip çıkması gerektiğini kavramış olanların bu konuda kafa yormaya cesaret edebilecek kimselerin okuyup istifade edebilecekleri çok eser olduğu muhakkak. Binlerce risale okunmayı, neşredilmeyi beklerken nice meselelerin adam gibi yer alınması vesaire diye devam ediyor. Yani bu konuda bu Dücane Cündioğlu'nun kitabı esas olarak az önce söylediğim gibi tercüme eserlerle beslenmiş olmanın donukluğuna işaret edip buranın kendi yerel, kendi değerlerinden bir fikir hareketini başlatmamız gerektiğini söylemektedir. Burada birçok isim saymakta mesela üniversite hayatımızda ya da buradakilerimizin birçoğu işte az önce saydığım isimlerin hepsinin eserlerinden faydalandık, istifade ettik. Allah hepsinden razı olsun. Ama burada mesela işte Baba Tahir-i Uryan'dan tutalım da
burada bulunan, buradan hareketle söz söylemiş, toplumuna karşı sorumluluğunu yerine getirmiş insanların da yeniden keşfedilmeyi beklediğini söyle, dikkat çekelim. Şöyle ki, aynı coğrafyayı paylaştığımız, aynı düşünceyi, aynı iklimi paylaştığımız bu insanların gerçekten bu topluma karşı söylemiş olduğu şeylerin dışarıdan yapılmış olan kimi şeylere nazaran çok daha elle tutulur şeyler olduğunu söylersek zannediyorum abartmış olmayız. Ben yani müsaadeniz olursa burada bitireyim. Başta söylediğim şeye tekrar edecek olursam hani o Thales'in örneğinde olduğu gibi hep uzaklara baktığımız için önümüzdeki çukurlara düşüyoruz. Hep başka şeylerle uğraştığımız için yanı başımıza duran çukurlara düşmekteyiz. İnşallah önümüze bakarsak, projeksiyonlarımızı ve ilgilerimizi buraya çevirirsek hem çukura düşmekten kurtuluruz, hem de bize dayatılan evrensellik adı altında kendimiz olmaktan çıktığımız o şeyi ben olduğumuz zaman, biz olduğumuz zaman daha iyi yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun. İsmail Hocam, bu konuda aslında biraz daha kolaydı. Bu önceki gün yine İstanbul'da Mekke Mütefiye gibi bir program var. Evet. Orada biri konuşuyor bizzat. Kayseri'de bir şey konuşuyor. Diyor, Diyarbakır İslam'ın nuruyla fethedeceğiz. Ya oradan biri diyor ki, Allah Allah diyor, ya bu ne İstanbul'da demiyor fethedeceğim, ne Diyarbakır diyor. Hı. Aslında biraz da işin kolayları da var. Yani